Murat, anketten birkaç soru okusana. Birazcık seyircilerimiz de anlasınlar. Kızların neye sinirlendiği. Yani hani şimdi şöyle bir şey, Lasim çok affedersin. Deneklere filmi izledikten sonra sorular ve yanıtları post test hangi oyuncu filmde siz daha çok güldürdü? Ya öncesi ve sonrası post şeklinde sonrası yapıyoruz oluyor. Biz filmden orada. Filmden sonra aldığımız feedbackler oluyor. E tamam. Sonuç yok falan diyor Yasemin önüne. Ne bu? Ya o işte %0 yazmak istememişiz. O yüzden sonuç yok şeklinde. Yani filmleri olmadığı için. Filmi izledikten sonra hangi sizi daha çok güldürdü? Daha fazla olmasını isterdiniz? Evet arkadaşlar, Yasemin'in üstüne biraz daha gidelim. Hafif bir gerildi sanki. Evet, orada %78'lik oranla Murat Bey. Yasemin Hanım siz %3'lük filmde, yani o da 3 erkek seyircimiz. Mesela orada da İrem Hanım da ne yazık. Yani oyuncuları değiştirme şansımız yok, öyle düşünelim. İlk tane erkek onu galiba lütfen. Evet, o gerçekten bizim de ilgimizi çekti. Şansını insanı bulup getirdiniz. Yani burada şimdi bir PR çalışması yapmak zorundaysak ve filme gerçekten bir kitle çekmek zorundaysak bu verilere göre biraz gerçekçi davranmak zorundayız. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimiz için. Yani buraya şimdi efendim? çekilmiş bir oyuncu bir kadrosunu film. Değiştiremeyeceğimize yani göre mi? Hani oran yapsak başkasını mesela seçerdik diyorsunuz yani bu sonuçlara. Ben demiyorum, kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Ne dedin ilk sen öyle ya? Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimize göre. Yani artık elimiz kötünün iyisi diyor yani. Elimizdeki mevcut bu. Değiştiremeyeceğimize göre bundur. Bu yüzden fragmanı buna göre yapmak zorundayız. Kastı değiştiremeyeceğimize göre. Yani özet olarak şu aslında. Elimizdeki film bu. Ve bunu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yani hep beraber. Film zaten olmuş, siz fragmanıyla uğraşıyorsunuz Allah aşkına evet, ya. Evet doğru ya, diyorsunuz. Ben saçma sapan size... Hayır Yasemin sakin. 2 dakika otur gel buraya. Yasemin ama. Güzel algılamayın lütfen siz. Yasemin. Arkadaşlar kırmızı alarm. Yasemin masadan kalktı, salonu terk ediyor. Dışarıda tutun gitmesin. Bir şey olmak zorunda değil. Aynen rezalet, gel buraya Yasemin. Tamam sana anlatmıştım. Gel ama gidersen olmaz. Bu filmi beraber çektik biz. Kuzum. Aynen bu filmi beraber çektik. Gel buraya konuşacağız. Yasemin. İstemiyorum gitme. Ne olur bizi. Hayır bizi. Bir şey söyleyeceğim. Bizimle beraber de geçelim. Arkadaşlar olay kontrolden çıktı. Müdahale etmem gerek benim artık. Siz İrem'i salona geri getirin. Ben gidiyorum Yasemin'in yanına. Durum farklı bir hale gelebilir. Ben gidiyorum Yasemin'in yanına. Siz İrem'i salonda tutun. Gitmedi ama değil mi? Burada mı? Yani gitse bile hani... Burada bize kızıyor Yasemin. Biz ama kişisel yani algıladı. Bizim... Aslında yani, direkt... ilk bir şey zaten hani olmuştu tanımadığınız için. İlk defa gördüm. Biraz asabi. Evet biraz şey. Yasemin'i kızdırdık. Ama haklı yani. İhsen ve Sefa öyle bir üstüne gitti ki... oyuncuları değiştirme şansımız olmayacağına göre diye bir cümle kurdu. O da Yasemin'in patlama noktası. %100 haklı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Çok sağ ol yani. Ama çok inaydılar. Ama haklı değil miyim? Çok haklısın. Haklı değil mi? Ben diyorum ki şakayı devam ettirelim. Sen içeri gir. Hazır madem. Çünkü onlar şu anda senin bir şekilde yukarı çıkacağını düşünüyorlar. Ama şakayı sana söylediğimizi bilmiyorlar. Biz sana şakayı söyledik. Sen şimdi içeri gir. Ben afişi de görmek istiyorum. Ve galada da yokum. Hiçbir tanıtımda da yokum. Hatta afişe ne istiyorsan yap. Hadi devam ediyoruz. İçeri gir. Ben belli bir yerden sonra ben gireceğim. Tamam. İrem kusura bakma. İşte denekler film izledikten sonra sorular ve yanıtlarından sonra işte Murat Boz yüzde şu yüzde. Ya Yasemin Hanım sonuç yok görünce oyuncu egosu ama bunu kaldırmaz. Murat ben Yasemin'le konuştum. Dışarıda tamam anlaştım. O da artık işbirlikçimiz. Bundan sonra İrem'e yürüyeceğiz mecburen. Birazdan Yasemin ikna oldu, içeri girecek. Her şeyden haberi var ve şakayı Yasemin devam ettirecek. Haberin olsun. Evet. Oyuncu egosu dediğiniz şey yani. Ama sizde de var, Murat Bey'de de var. Ama olmalı zaten bu bir sanatçı da ego dediğiniz şey olmalı benim bildiğim. Evet işte. Ki odur hani şeyle yapmanızı sağlayan. Ya bunu bence... Belki yarım saat önce çok kötü bir telefon konuşması yaptı zaten. Kötü geldi. Bu modlar her şey olabilir ama... Niye böyle olduğunu gerçekten... O da bize patladı yani. Gerçekten. Şu peki afişi görsek mi acaba? Yasemin görmeden mi görsek diye... Afişi bir görsün İrem. Bakalım tepkisi ne olacak?
Çünkü az sonra Yasemin'in afişle ilgili bir mizanseni var arkadaşlar. Hazır olun. Merak ettim açıkçası ya. Bir açın. Önce tekli afiş açıyorum ben. Tekli afiş. Sizin tekli afişinizi açıyorum Murat Bey. Bu tekli afişimiz. Hı hı. Kullanacağımız. Herkesin tek tek de olacak zaten. Evet. Bu var. Herkesin tek tek olacak. Sizinki hazırdı. Aldık. Şimdi fotoğrafını çekebilir miyim ya? Okey, teşekkür ederim sana. İşte hoşçakalın. Aslında benim kastım böyle bir şey. Yani merak uyandırıyor. İki yanda. Bence iyi. Murat Boz ve melekleri gibi. Charlie'nin melekleri gibi. Aynen. İşte biraz. Güzel bence. Sizin bunda kafanıza takılan bir şey var mı? Afişte. Ya ben afiş çekiminde hani düşünmüştüm hangisini çektiğimiz fotoğraflar falan. Şey hoşuma gitmişti hani ortamızda bir beyaz tahta vardı. Tahta var. Hani ama o zaman da filmin şeyi kaçıyor. Bizi kaçıyor. Belli ki işte. Kafada. Çünkü bu afiş eğer okeylenirse bugün sinema salonlarına dağıtılmaya başlanacak. Yani aslında Yasemin Hanım'ın da fikrini almamız gerekiyor bu afiş hakkında. Siz okey misiniz afiş için? De görmesi lazım. Arkadaşlar gerçekten yani afişin hiçbir tutar tarafı yok. Murat Boz kocaman. İrem Sak'la Yasemin bir küçük fındık tanesi gibi iki omuzunda şöyle bir göz kırpıyorlar. Evet vallahi çok haklı kızlar yani. Ne yapmışsınız ya? Hani içeri şu an kim girse mutlu olursunuz dediklerinde siz çıkıyorsunuz. Yasemin. İçeri sizi sokmak. Yasemin Hanım iki kişi. İrem Hanım zaten galaya gelecek. Merak etmeyin. Evet Yasemin gir artık. Yap bakalım şovunu. Yine bir iyice köşeye sıkıştıralım. Yani biraz daha görüp... Ben tam olarak Yasemin Hanım'ın neye kızdığını anlayabilmiş yani, değilim hala. Yani. Geldi çok fazla üstüne gitmeyin arkadaşlar. Belki... Biz de özür dileriz. Kusura bakmayın gerçekten. Öyle ben biraz şey bir insanım gerçekten. Tepkileri biraz sert olabilen. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben galaya katılmayacağım. Benim ben bundan sonra bu projenin PR'ı ile alakalı hiçbir şeyde bulunmayacağım. Toplantımıza devam edelim. Evet Yasemin çok iyi girdin. Bravo. Sadece benim görüşlerime çok aykırı şeyler var. Ben yani bu zaten araştırma şirketlerinin çok yeni yeni şeyler olduğunu ve kendi araştırma şirketleri taktiklerinizin araştırmamız gerektiğini biliyorum. 23 yıllık şirketim. Ben de 23 yaşındayım. Çok memnun oldum. Devam edelim. Sadece Türk filmleri değil. Toplantıya bakın, devam edelim az bence. Az önce anlattık. Ama bu hani senin bizim yanımızda olmaz. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Ben sizin yanımızda olmam. İnsanlar sizi tanımak istiyorlar. Tamam. Tabii. Devam edelim. Aramızda.